Kim bu? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin hususi ulağıymış. Hızır Hayrettin Paşa'mıza bir haber getirmiş. Ver bana. Kendisine teslim etmem emredildi. Şuracıkta gırtlağını kesersem eğer. Kime neyi vereceksin acaba, çok merak ediyorum. Paşamıza söyleyin, oyun oynayacak vaktim yok. Hayrola? Ne oluyor burada? Şehzademizden haber getirmiş. Lakin çavuşun bana pek itimadı yok. Karşındaki benim kızımdır çavuş. Ha ona teslim etmişsin ha bana. Bağışlayın paşam. Şehzadem, nedir sizi şüpheye düşüren? Paşanın mühürlü mektubu vardı ellerinde. Emin olmak istedim sadece. Zira artık kimseye güvenim kalmadı. Peki ya diğer çavuş? Gözünüz üzerinde olsun. Haber gelene kadar saraya asla girmeyecek. Taşıcalı, esas mühim olan içimizdeki hain. Bir an evvel onun kim olduğunu tespit etmeliyiz. Şehzademiz ne buyurmuşlar? Ulağa sual ediyorlar baba. Yanında Yavuz diye bir çavuşla birlikte gitmiş. Hem de ellerinde senin mührün olan bir mektupla. Sen göndermişsin. Aranızdaki haberleşmeyi bundan sonra onların sağlayacağını yazmışsın. Tutun şunu. Demek seni şehzademize ben gönderdim, öyle mi? Böyle söylememiz icap etti paşam. Aksi halde saraya girmemiz mümkün değildi. Ne demek bu? Kimsin sen? Müsaade ederseniz bu konuyu hususi olarak konuşmak isterim. Atmaca derler bana paşam. Turhanoğullarından Akıncı Bey'im. Şehzade Mustafa Hazretleri'ni korumak için görevlendirildim. Lakin ne kendisinin ne de bir başkasının bundan haberi olmayacak. Tabii siz hariç. Aksi halde onu koruman mümkün değil. Kim verdi sana bu vazifeyi? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin dostları. Sana neden itimat edelim? Çünkü eğer ben bir hain olsaydım bu haberi buraya kendi ayağımla getirmezdim. Şehzademiz peşinden iki tane asker göndermiş. Buraya gelmeye mecbur kaldın. Eğer o iki asker hala hayattaysa bu ona olan sadakatimin teminatıdır. Ona suikast yapıldığında ben de oradaydım. Şehzademizi ben korudum. Sadakatinden emin olmak için bu laflardan fazlası gerek. Konuşmanızı istediğim biri var paşam. İstediğiniz cevapları size o verecektir. Kimmiş o? Şeyhülislam Fenerizade Muhiddin Efendi. Ne vakfından bahsediyorsun Mustafa? Kendi adınıza kuracağınız bir vakıf. Bundan böyle halka yaptığınız yardımları bu vakıf üzerinden yapacaksınız. Ben usullere riayet ediyorum zaten. Bu vakıf, validem, bizleri seven insanlara kucak açacak. Onları bizlerin yanında tutacak. Mustafa, kendine, hakkına her daim sahip çıkacaksın elbet. Lakin hislerin gözlerine perde olmasın. Aklın yolundan zinhar şaşma. Gel. Sultan, şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'dan haberci geldi. Huzurunuza çıkmak isterler müsaadenizle. Gelsin. Şehzade Hazretleri, Sultanım. Hızır Hayrettin Paşa'nın kızı şehzade. Mihrinisa. Benim şehzadem. Aradan hayli zaman geçti. İsmimi hatırlamanız bile benim için büyük bir şeref. Demek paşamızın meşhur kızı sensin. İsmini çok duymuştum, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sizlerle aynı kubbenin altında olmayı hayal etmiştim hep. Kısmet bugüneymiş. Paşamız neden seni gönderdi? Aklınızda herhangi bir şüphe kalsın istemedi şehzadem. Gönderdiğiniz haberi aldık. Bahsi geçen iki ulak da babam tarafından gönderilmiştir. Kendilerine itimat edebilirsiniz. Sadece bunu söylemek için seni yollamış olamaz, öyle değil mi? Sizinle paylaşmak istediğim bazı hususlar var elbette. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? O hain her kimse başını gömdü. Kafasını nereye gömdüyse
Onu oradan çıkartmak gerek. En azından kim olduğunu öğrenmemiz şart. Bir misafirimiz var. Tuğrul Çavuş. Senin bir hatunla birlikte geldiğini söylediler. Nereden geliyorsun? Kimdi o? Kapağısına malumat vermiştik. Size söylemediler mi? Onu göremedim. Sana sual edeyim dedim. Kapıdan paşanın kızı geldiler. Mahidevran Sultan'ı ziyaret etmek istemişler. Ben de kendilerine refakat ettim. Paşamız iyiler mi? Kötü bir şey yoktur inşallah. Yok, iyiler, iyiler. Bildiğim kadarıyla bir sıkıntı yok. Âlâ. Babam da ben de tüm gücümüzle hizmetinizdeyiz şehzadem. Size atılan ok, devleti âliyeye atılan bir oktur ve bunu zinhar kabul etmeyiz. Sadakatinizden şüphem yok. Kapıdan paşanın tavsiyesi nedir? Bu hadisenin arkasında kimlerin olduğu aşikar. Babam ilk hedefin Rüstem Paşa olması gerektiği inancında. Ben de aynı fikirdeyim. Düşmanın sağ kolunu kesmek icap eder. Bunun için de en büyük güç Yeniçeriler. Zira malumunuz, ocağı karşısına alan bir vezir-i azamın ayakta kalması mümkün değil. Paşamız haklı. Yeniçerilerin şehzademe sevgisini gösterme vakti geldi de geçiyor. Sadece Yeniçeri ocakları değil, paşanın adım attığı her yerde kazanlar kaynamalı. Payitahttaki gücümüz malum. Size yakın beylerbeyi ve sancak beyleriyle de irtibata geçmeliyiz. Kimse vezir-i azamdan memnun değil zaten. Mühim olan bu tepkileri en doğru şekilde tek bir merkezden idare edebilmek. O merkez de burası. Ancak harekete geçmek için evvela sarayımdaki haini bulmak lazım. Bunun için de senin buradaki varlığın bulunmaz bir fırsat.